ABD'nin İran yaptırımları 4 Kasım'da yürürlüğe giriyor. ABD, İran yaptırımları kapsamında Tahran yönetimine 12 şart sunmuş, bu şartlar yerine getirilmediği sürece yaptırımların belirlenen zamanda devreye gireceğini belirtmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı, İran yaptırımları kapsamında Tahran yönetiminden istediği 12 şartın 6. maddesini hatırlatarak, İran rejimi Irak hükümetinin egemenliğine saygı göstermeli dedi. İran ise ABD'ye İstanbul'dan cevap verdi. Türkiye, İran, Azerbaycan üçlü Dışişleri Bakanları toplantısına katılan İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, ABD beklediği sonucu alamadı dedi. Amerika'nın ambargoları şu anda da çok farklı baskılarla devam ediyor. Ancak bekledikleri sonucu alamadılar Amerikalılar bundan. Farklı ülkelere de baskı yapıyorlar bu ambargoların devam etmesi için. Bu nedenle amaçlarına ulaşmadıkları için biraz kendi amaçlarını burada tadil etmeye gittiler. Uluslararası toplum bugün bir seçimle karşı karşıyadır. Bu seçim İran'la ilgili veya nükleer müzakerelerle ilgili değil. Gerçi İran çok önemli bir ülkedir, etkili bir ülkedir ve 5+1 müzakereleri de son yıllara baktığımızda en önemli anlaşmadır. Ancak uluslararası toplumun seçimi İran'ın çok daha ötesindedir. Bir ülke diğer ülkeleri zorlayabilir mi? Sadece kendi menfaatlerine karşı değil, bütün uluslararası kurallara karşı, Birleşmiş Milletler'in Güvenlik Konseyi'nin kararına karşı ve aynı zamanda bunlara karşı hareket edebilir mi? Ve bazı ülkelerin yasalara uyduğu için onları cezalandırabilir mi? Yani bunun çok büyük etkileri olacaktır gelecekte dünya düzenine.